Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Masiha Habibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Rica ederim. Ne demek? Valla İranlıyım ben. Köküm Azeri. Çünkü sayfada herkes soruyor. Ve 3 senedir ki Türkiye'de yaşıyorum. 3 seneye yakın. Ve Türkiye'lere, Türk arkadaşlarıma hizmet veriyorum. Ve hemen buradan söyleyeyim ki sizlerle yabancı değilim. Ne güzel. Ve size hizmet vermek çok güzel bir şey. Çok memnun oldum. Tekrar rica hoş ederim. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Peki bu mesleğe, kalıcı makyaj işine ilginiz nasıl başladı? Ne zaman başladı? Valla ben seneler önce ilk yani ressamdım. Çok yani 15-16 yaşlarda ressamdım. Ve yağlı boyayla, evet, hı-hı, öyle çok güzel portreler çekiyordum. Kaş ne güzel. gözlerim çok güzel çıkıyordu. Hı-hı. Yavaş yavaş normal makyaja döndüm kuaförde. Sonra da o güzel çıktığı için kalıcı makyaja girdim. Çünkü o çok değerliydi müşterilere. İstiyordular Kesinlikle. yani. İran'da da çok yaygın değil mi bu iş? Evet, çok, çok seviyorlar. O yüzden uzmansınız. Rica ederim. Ne güzel. Evet, öyle bir şey. Harika. Yani 15 sene İran'da bu işin sertifikasını veriyordum. Ve Ne burada güzel. Da inşallah böyle bir şey düşünüyoruz. İnşallah. Eğitimcisiniz aynı zamanda. Aynen. Bu da çok güzel. Aynen. Peki verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Rica ederim. Valla bu sektörde yani bütün kalıcı makyajları profesyonel yapıyorum. Yani kalıcı kaş, kıl tekniği ve çok doğal. Eyeliner, deep liner, dudak renklendirme ve kendi tekniğim en güzel şey İran tekniği ya kendi tekniğim kirpikti ki ipek kirpikten çok iyiydi ve daha zararsız. Ve en güzel noktası bu işlemleri garantiyle yapıyorum. Ne güzel. Yani herkes diyor Dayanıklı. ki Evet, uzun evet. süre kalabiliyor, bir aynen, zarar vermiyor. Aynen. Hiç alerji yapmıyor. Hı-hı. Kıl tekniğini tam olarak kıl tekniği yapıyorum. Orantı olduğu için, simetri için yani çok güzel yani o simetrini çıkar diyorum. Herkese nasıl bir kaş yakışıyor, onu çok güzel seçiyorum. Ve Allah'a şükür bu saate Ne kadar güzel. Herkes memnunudu. Evet, yüz şekline uygun olacak şekilde değil mi? Aynen. Herkesin aynı olmasın. Aynen, değil mi? Aynen. O kötü çünkü. Evet. Ne güzel. Peki efendim, acaba mesleğinizin zor yanları var mı? O yani Türkiye'ye gelenden bu meslekte İran'da rahatladım. Ama evet tabii ki bir sürü sıkıntılarım vardı ama burada gerçekten patronlarla çalışmak biraz zor geldi bana. Çünkü izin vermiyordular kendi tekniğimi, kendi boyamı kullanma. Hmm. Evet. Ve çünkü biliyorsunuz yani kaşın içini doldurmak ve bir tekniğiyle dik gitmek o kolay bir işti. Tabii ki. O ama basit. Bazen görüyorsunuz ki mesela müşterinin kaşı simetri değil, mimikli bir insandı. Ya mesela bir kaşı o dengesizdi. Onu gerek terazi gibi mesela dengeli hale getiriyorsunuz. Tam aynen, uyumlu. Aynen. Teşekkür ederim beni yardım ettiğiniz için. Türkçem yetmiyor ya ona Yok, göre. Gayet güzel Türkçeniz. Evet, aynen öyle. Yani biz kuaförler daha güzel etmeye çalışıyoruz. Yani müşteri geliyor, mutsuz gelecek ve daha mutlu gidecek. Kesinlikle. Sizin amacınız gelen müşterileri mutlu bir şekilde uğurlamak değil aynen, mi? Aynen, aynen. Ne güzel. Bu insana bir huzur da veriyor değil gerçekten. Mi? Çünkü güzel bir iş başarmak. Aynen. Onu mutlu etmek ne güzel. Aynen. Harika. Peki efendim, sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir, farklı özellikleriniz? Valla kururlu konuşmasam. Estağfurullah. Bazılar bu işi para için yapıyorlar ama ben bu işin sanatçısıyım. Yani senelerdir ki genç zamanımı bu işte verdiniz ve ressamsınız. Ressamım ve gerçekten
milletin yüzünde her yani parmak izi gibi herkese bir kaş gerekir ki o çok önemlidir. Tabii kişiye özel olacak aynen, yani. Aynen ve farklı bir şey var ki mesela ben önceden boyak olduğu kaşların üstünde silmeden önce kaş yapıyorum. Yani kaşları kıl tekniği ve kendi tekniğimle çok güzel kapatıyorum. Yani müşterini bekletmem bir kaş için. Ay sil, bir ay bekle, bir aydan sonra 3 saat, 4 saat silmek zorunda değil yani. Baktığım zaman eğer böyle seçsem ki onu cover yapabilirim, direkt çok güzel simetri bir kaş silmeden önce yapıyorum müşterilere. Ne güzel. O da bir konfor sağlıyor değil mi? Rahatlığını aynen, sağlıyor. Aynen. Memnun bir şekilde kısa zamanda istediği şekilde yapıp uğurluyorsunuz. Aynen. Bu da aynen. Ne güzel. Bu da tecrübeyle tabii. Aynen. Yetenek, işi bilme bunlar önemli. Gerçekten. Evet efendim. Çünkü böyle yani bu boya, bu kalem belki herkeste olsun ama gerçekten o işin... çizmek yetenek. Aynen. O imzadı. Tabii. Sizin imzanız yani bir aynen. Yerde. Ne güzel. Doğru. Yani bu sizin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunuzu gösteriyor. Bazı insanlar işte ben paramı kazanayım da bugün. Yani nasıl olursa olsun ben yapayım göndereyim diyor ama siz hayır. Sorumluluğunuzu taşıyorsunuz. Aynen. Bu çok önemli aynen. Bir şey. Peki efendim geleceğe dair hedefiniz nedir? Valla hedefim böyle söyleyeyim aynı İran gibi hizmette hazırım her zaman seve seve hizmet veriyorum ama akademi olarak bazı şeyleri düşünüyorum hedefim o de çünkü görüyorum çoklar senelerde bu işi yapıyorlar Türkiye'de geliyorlar mesela benden bana diyorlar ben bu işin uzmanıyım ama kalem eline aldığı zaman görüyorum ki hiç yok değil. Çok yanlış öğretipler. Kusura bakmasınlar başka hocalar. Evet her yerde var uzmanlar. Onlardan çok özür dilerim ama gerçekten bu i̇yi işi bilen. İyi bilenin yanına gidin. Tabii. Güzel öğrenin ki millet gerçekten eğer memnun yanlış kalsın. Yapılsa evet Tabii. Memnun kalsın. Kalıcı makyaj normal makyaj değil ki suyundan yıka gitsin. Tabii. O kalıcı kalıyor, uzun süre kalıyor. Evet, insanın morali bozuluyor yanlış kesinlikle. Olduğu zaman. Öyle kötü bir şey aynada görmek. Evet, ben bir tane şeyim var, yani sizlerden öğrendim. Diyorum kaş, göz, gerisi söz. Doğru doğru, ne kadar anlamlı. Vallahi doğru. Evet. Şimdi insanın yüzüne baktığınız zaman önce kaş ve göz görüyorsunuz. Aynen. Yani dikkatinizi oraya veriyorsunuz. Aynen ve kaş aşırı derecede insanın ifadesini değiştiriyor, bakışını değiştiriyor. Çok etkiliyor. Ve ona göre bana çok önemliydi. Ne güzel, harika. İran'da bu konuda çok iyi gerçekten. Çünkü evet. Orada gerçekten uzmanlar var bu işin. Evet. Uzmanları aynen. Var. O orada bir gelenek değil mi? Çok eskiden beri. Evet. Yani Avrupa'da yeni başladı belki bu iş. O kadar eski değil ama İran'da aynen. Çok eski. Ha tamam burada evet geldiğim zaman diyordular yeni teknik. Ben çok merak ettim yeni teknik nedir? Gördüm mesela dik dik kaşların içini dolduruyorlar böyle. Ve kaşın şekline hiç karışmıyorlar. Ama gerçekten öyle değil yani. Tabii o aynısını yani, yapıyor ama siz daha güzel yapıyorsunuz. Ben en güzel yerlerde eğitim gördüm kendimde. Kendimi eğitim aldınız, geliştirdiniz. Geliştirme için çok yerlere gittim. Ama gene de sonuç insanın kendi kafasında tabii. Da bir şeyler olması güzel yani. Kesinlikle. Farklı bir şey olması yaratıcılık, lazım. Aynen, aynen. Ve ben bu konuda çok sevindim ki Allah bana bir kudret verdi. Ne güzel. Ki yapabilim. Tabii böyle bir yeteneğe sahip olmak. Aynen. Değil mi? Aynen. Bunu böyle sanat gibi değil mi? Aynen. Sanatçısınız. Yani kendi tekniğimi de karıştırıyorum uzmanların tekniğine ve sonu güzel bir şey çıkıyor ki. Ne güzel. Harika. Evet. Peki bu işi yaparken en mutlu olduğunuz an nedir? Oh, sormayın ya. Gerçekten ben bu işi yaparken en güzel an müşterilerin aynaya bakan andı. Yani o beğeniyor. Kadar... Oh. İş bitmiş. Yani ben reklam için videoları çekiyorum ya bazen gerçek video çekiyorum.
bakıyorum her saniyesinden video çekmem lazım. Çünkü o anda bazı müşteriler videodan mesela telefondan biraz çekiniyorlar. Hemen telefonu kapatıyorum. Diyor ah harika ya, bir heyecanla göz mucize aynadan gibi böyle. Evet, aynadan şahane. Doyamıyorum. Ne bileyim şahane oldu Mesih'e ellerin sağlığı falan. Diyorum ya mutluluk verici. Aynen diyorum. Bu işin her saniyesinden video çekmem gerekir. O kadar tabii. Mutlu çalışıyorum güzel. Ben. Ne güzel. Motivasyonunuz güçlü. Harika. Zannediyorum kanserlilere de destek oluyorsunuz siz. Evet, evet. Ben onlar nasıl söyleyeyim, onlara hizmet vermek. Kaş yapıyorsunuz. Ne evet. Kadar güzel. Bir moral veriyor değil evet, mi? Evet, onların çok ihtiyacı var. Tabii. Ve bu arada bazılar bana yazıyorlar ki sen reklam için ve kendini göstermek için bu kanserlere bedava hizmet veriyorsun. Siz yardım için yapıyorsunuz. Ama inanın, yemin ederim evet, tabii. O kendim mutlu oluyorum tabii. Ve bir benden Rabbimin arasında bir şeydi yani. Tabii. İran'da da bu işi yapıyordum. Ama günde ya haftada yalan olmasa çoklar geliyorlar ne ki güzel. İş kanser olara iş yapıyorum. Lütfen Mesih'e aramızda kalsın. Bizi reklam yapma. Tabii yok. Tamam değil. Diyorum yok tabii. Ben reklam için istemiyorum ama tabii, yardım iyi, için. Evet böyle yani bir tek ne istediğim güzel. Bu ki böyle düşünmemesinler. Reklam içinde her şey, para içinde yok. Değil. Değil. Öyle çünkü değil. Onların motivasyona ihtiyacı var, mutlu olmaya aynen. ihtiyacı var. Ne kadar güzel bir yardım. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sağ fakat olun. Programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İçimden böyle geliyor ki herkes bu işe girmesin yani. Bu iş rica ederim. Ben günde kaç kişi geliyorlar diyorlar kaşlarımı burada gittim bozdum orada bozdular ne bileyim gözüm böyle dudağım böyle. Bu işlemler aynı doktor gibi kendinizi hissedin. Çok tecrübe bu işte. İşi bilenler yapsın. İşi bilenler değil yapsın. Profesyonel olanlar. Aynen, aynen. Çünkü çok riskli. Aynen. Çok zarar veriyor. Yani işi evet. bilmeyen yapıyorsa eğer cildi bozuyor, görüntüyü bozuyor ve bunun telafisi de zor evet. sonra onu silmek, yeni baştan yapmak. Aynen. Bu yıpratıcı aynen. bir şey. Ve en önemli müşterinin morali bozuluyor. Tabii, yani kesinlikle. O kalıcı makyaj olduğu tabii. zaman aylarca onu tabii. gerek öyle taşısın kendisine, o kötü kaşınan, kötü gözünen. Çok moral bozucu. Tabii ki her şeyden de artık korkuyor. Yani kesinlikle. Çok profesyoneller zor. İşi iyi bilenler yapsın. Aynen. Sizin gibi. Rica harikasınız. Ederim ya. Rica efendim ederim. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve daha ben nice başarılar. Ben sizden teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki bu fırsatı bana verdiniz. Rica ve burada gene de son mesajım Türk milletine. Sizlerle gerçekten kendimi yabancı hissetmiyorum. Ve sizler benim herkesimsiniz. Teşekkürler. Siz de aynı şekilde bizim için bir kardeşsiniz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Masiha Habibi idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.